Canlarım, merhaba, ben Ksenia. Ben Barbaros. Bizim kanala Akbingül, hashtag Let's Cook'a hoş geldiniz. Bugün biz Rus şekerli çörek yapıyoruz. Plüşki. Bu aralar hep bu seride devam ediyoruz. Rus pastaları, Rus çörekleri. Bu da Rusya'nın Sovyet Sosyalist zamanının en meşhur çöreklerinden bir tanesi. Hemen hemen bütün büyük anneler bilir bu çöreği. İnanılmaz yumuşacık ve lezzetli ve oldukça basit bir tarif. İlk önce sütü biraz kaynatıyoruz. Fakat birazcık ısıtıyoruz. Yani ılık bir hal alana kadar kesinlikle kaynatmıyoruz tamamıyla. Bu çok önemli. Çünkü daha sonra mayamız çalışmaz içinde. Evet, ve yumurta sonra pişiriyor. Evet. Tamam. Ben bir bardak süt aldım. Benim böyle bardaklar var. 300 Şu bardaklar da çok güzelmiş. Ya çevirsene. Evet. Bir şey, o 360 mililitre orada var, geliyor. Eski tariflerde gramaj vesaire olmadığı için tarifte eğer bir ölçek kullanıyorsanız her şeyi böyle kullanıyorsunuz. Yani mesela biz şimdi bir ölçek böyle bir bardak süt kullandık. Bu bardakla da un kullanacağız. Her şeyi bunun üzerinden hesaplıyoruz. Mesela siz küçük bardak alıyoruz. O zaman süt küçük bardak, un da küçük bardak. Evet. Böyle. Tamam. Bakın bir tane yumurtayı şimdi bir bardak sütten çırpıyoruz. Neden bir bardak sütten bir tane yumurta? Eğer iki bardak süt kullansaydık veya siz eğer iki bardak süt kullanırsanız iki tane. Üç bardak kullanırsanız üç tane yumurtayla çırpıyorsunuz. Evet. Biraz çırpıyorum çünkü süt soğuk değil. Pişmemesi için yumurta. Evet. Ama o kadar sıcakta pişmez sanıyorum. Ya. Yok, o kadar sıcakta süt değil. Ama böyle. Tamam, şimdi biraz karıştırıyoruz. Ondan sonra 2 kaşık sıvı yağ. 2 yemek kaşık sıvı yağ burada atıyorum şimdi. Bir dakika. Kaşık sıvı yağ. 2 tane. 1 2 Görüyoruz biraz. Şimdi bir kaşık yemek kaşık şeker. Mesela 2 tane süt bardak alıyorsunuz. 4 tane o zaman sıvı yağ. Kaşık atıyorsunuz. 2 tane kaşık şeker atıyorsunuz. Böyle tarif gidiyor. Burada ne var? Süt. Yumurta, bir bardak süt, bir tane yumurta, bir tane yemek kaşık şeker, 2 tane yemek kaşık sıvı yağ, biraz tuz. Şimdi böyle. Bir tutam yeter mi? Ha, yok, çay kaşığı mı? Çay kaşığı tabii ki, biraz. Yarısı çay kaşığı tuz, böyle. Çay kaşığı tuz. O yarısı. Ama o Türkiye'de kuşu tatlı kaşığı olarak geçiyor. Yarım tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı evet, böyle kaşık. Evet. Türk çay kaşık full. Aynen. Ve son maya. En son olarak da mayamızı koyuyoruz. Bir tatlı kaşık Türk çay kaşık, 2 tane. Ya da yoksa bir tane tatlı kaşığı. Türkiye'de de tatlı kaşığı var aşkım. Evet. Böyle biliyorum. Tamam. Bitti. Şimdi biraz 5-10 dakika duruyor. Biraz maya çalışıyor. Süt beraber. Sonra un ekliyoruz. Böyle biraz. Bak Barbaros. Maya çalışıyor. Biraz böyle bak. Evet. Şimdi bakın un, gördüğünüz gibi un ekliyoruz, evet. Un ekleyeceğiz. Unu da nasıl ekleyeceğiz?
Burada bir bardak süt kullandığımız için şimdi 2 veya 2,5 bardak 2,5 3 bardak un giriyor. 2,5 3 bardak un atacağız. Eğer 2 bardak süt kullanırsak 4 yok 5-6 bardak 5-6 bardak un kullanıyoruz. Siz kendi bakırsınız çünkü çok sert hamur yapmıyor. Yapmayacak. Nasıl? Çok sert hamur olmaması lazım. Evet. Hamurun çok sert olmaması lazım. Evet. Ya vallahi unutmadım falan ya. Bak böyle. Bir bardak. Bir bardak. Bir bardak. Şimdi şunu biraz karıştırıyorum. Tamam, ikinci bardak. İkinci bardak. 3 bardak çok olacak gibime geliyor. Yok, 3 bardak sonra masa un atıyorsunuz. 3 bardak toplam. He, toplam da tamam. Evet. Şimdi 2 tane bardak var. Şimdi 2,5 bardak attım. Bakayım nasıl oldu. Böyle 2,5 bardak. Tamam. Bir yarısı bardak masa üstüne attım sonra. Ha, ellen yoğuracağımız için. Evet. 3 bardak geliyor bak. Böyle güzel hamur oldu. Şimdi bakacağız. O kadar çok fazla karıştırmanıza da gerek yok. Şey yapın. Ne diyorlar? Un atmaktan korkmayın. Yani baktınız ki birazcık sıvı halde böyle daha hamurunuz. Azar azar un ekleyebilirsiniz. Bak. Biraz. Bu yarısı bardak daha var. Benim. Bir dakika. Yarısı bardak koyayım. Yarım bardak daha mı atacaksın? Yok yok. Yarım bardak var. Ben yarım bardak bir kaşık daha attım. Bakayım sonra. Bak normal. Ha şimdi normal. Bana yeter. Çünkü yumurta boy farklı. O yüzden 2,5-3 bardak geliyor. Bak böyle yapabilirsiniz. Çok böyle yapacak gerek yok. Çünkü şimdi biz böyle havlu kapatıyoruz ve oda sıcak. Nerede sıcak var? Oda sıcaklığında bekliyoruz. Bak. Mayaların iyice kabartmasını bekliyoruz hamurun. Aha, iki kere ne zaman büyüdü? O zaman yeter. 1-1,5 saat geliyor. Tamam. Kapatıyoruz. Şimdi kapatıyoruz ve 1,5-2 saat bekliyoruz. Bak Barbaros. Hamur büyüdü. 2 kere büyük oldu. 1 saat geçti. Tamam. Şimdi bu forma sıvı yağ sürüyoruz böyle. Siz istiyorsanız borcam da kullanabilirsiniz. Biz böyle bir forma evet, kullandık. Böyle. Çok güzel yağ sürüyorum. Bir dakika. Burada da yağ. Formanın her tarafını yağlıyorum. Evet, açıkçası. Evet. Şimdi tamam. Şimdi biraz hele de yağ aldım. Böyle. Hamurun yapışmaması için. Evet. Biz un atmıyoruz masaya. Yok atıyoruz. Atıyor musun? Biraz evet. Çünkü yağ gelmedi. Hamur gelmedi. Elle o yüzden ben yağ elle koyuyorum. Böyle. Bak. Ne kadar güzel. Aa, güzel hamur. Çocukken biz ne yerdik bunlardan ya? Hmm. Çiğ çiğ böyle. Karnımız ağrıdı sonra. Çiğ. Hep çocuk çiğ seviyor. Bak yavaş yavaş un ekliyoruz. Hamuru ekliyoruz böyle. Güzel böyle. Çok un gerekiyor. Bak ne kadar güzel hamur bak. Evet. Ekmek hamuru gibi oldu ya bu. Canlı, taze. Yok ekmek hamur değil o.
Benziyor ama. Her hamur benziyor. Ekmek hamur değil. Bak yeter bana. O kadar un kaldı. 2,5 bardak geçiyor burada. Benim de böyle. Sizin yumurta farklı tabii, 2 bardak farklı. Tamam. Şimdi yeter. Biraz un ekliyorum. Çünkü şimdi hamur açacağım. Bir dakika, ben iki tane. İkiye böleceğiz. Bak ne kadar güzel hamur. İstiyorsunuz elle de böyle açabilirsiniz. İstiyorsunuz da böyle biraz. Merdaneyle de açabilirsiniz. Evet, biraz çok. Gerek yok. Bak açtım. Şimdi burada yağ, sıvı yağ atıyorum. Ekstradan sizi süsleme için süsleme için sıvı yağ lazım. Çok değil, kaç tane kaşık böyle. Ne zaman açıyorsunuz? Böyle yapıyorsunuz. Ve şeker. Kim çok tatlı seviyor, çok şeker atabilirsiniz. Kim az şeker seviyor, az şeker atabilirsiniz. Bu sadece kendi düşünüyoruz. Yani ben size Türkçesini çevireyim. Yani şekeri ne kadar atıp atmamanız size kalmış. Çok şeker seviyorsanız çok şeker atın. Az şeker seviyorsanız az şeker. Bu. Yani. Evet. Doğru. Seviyorsan. Doğru var mısınız? Değil. Şeker. Seviyorum. Ben çok şekerli seviyorum. O yüzden tarif içinde ben yazmıyorum. Kaç gram, kaç kaşık, kendi göre. Ve böyle yuvarlak yuvarlak, yavaş yavaş böyle yapıyorsunuz. Rulo haline getiriyor. Rulo haline mi getireceğiz? Evet. Şimdi şöyle yapalım. Küçük küçük kesiyor muyuz? Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 burada, 7 de orada. 14 tane, 3, 13 tane, 15 tane bu tarif de geçiyor. Tamam, şimdi bak. Bir saniye şekil. Göster bakayım. Evet. Çok yumuşacık. Şimdi böyle yaparız. Bak. Kesiyoruz orada. Böyle. Böyle yapıyoruz. Bakın birbirine yapışık şekilde böyle dizdik tepsimize. Şimdi üstünü havluyla kapatacağız. 15 dakika kadar birazcık da kabarmasını bekleyeceğiz. Ve ondan sonra kaç derece fırında kaç dakika pişireceğiz kuşu? Söyledim sonra. 15 dakika bekliyoruz şimdi. Çöreğimiz kabarırken şimdi çöreğimizin üstüne sürmek için, çöreğimizin üstünün kıtır kıtır değil de daha böyle yumuşacık, kuru olmaması için özel bir maske hazırlayacağız. Burada bir kaşık, bir yemek kaşık şeker var. Biraz süt, biraz bilmiyorum, böyle yeter. Ve bir tane yumurta. Karıştırıyoruz.
çırpıyoruz. Çırpıyoruz. Şimdi bak ne kadar büyüğü. Sürüyoruz böyle. Fırın önceki sürüyoruz ve fırından sonra hemen sürüyoruz. Şimdi 200 derece fırında 25-35 dakika pişiriyoruz. Siz bakırsınız biraz böyle altın renk oldu. Tamam, yeter. Bizim fırının gücü biraz fazla olduğu için üstü bakın tam kararmaya başladığı zaman böyle alüminyum folyoyla kapattık üstü yanmasın diye. Bak hazır 20 dakika oldu. Şimdi ikinci kere böyle sıcak zamanı yeni fırın ne zaman çıkıyorsunuz? Yeni bu şurup nasıl adını veriyor? Maske gibi bir şey ya, maske. Evet, yapıyorum. Sonra havluda kapatıyorum. 30 dakikadan sonra hazır. Yiyorsunuz. Böyle. Ve eğer bu çöreklerimizi dışarıda saklarsanız sert katır katır olacaktır. Ama pakette saklarsanız yumuşaklığını koruyacaktır. Herhangi bir paket alabilir. Bakın şöyle. Evet. Şu göstersene bir de. Normal paket. Evet. Sadece. İstiyorsunuz reçel orada atıyorsunuz. Çokella, bilmiyorum, bal, ne istiyorsunuz, böyle yiyorsunuz. Çok güzel, kahvaltı için inanılmaz lezzetli, inanılmaz lezzetli. Tamam, şimdi kapatıyorum. 30 dakikadan sonra afiyet olsun. Taze ekmek, taze çörek. Sıcak. Bak Barbaros, bol şekerli böyle. Müthiş ötesi ya, o zaten dehşet bir şey. Nasıl kokuyor? Bir de yumuşacık böyle ağzının içinde dağılıyor falan. Uf. Ben onun yarısını yerim. Kim sana veriyor? Çok güzel. Afiyet olsun. Tarife videonun altından ulaşabilirsiniz yazılı bir şekilde. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.